Merhabalar. Şundan şunu yapmak biraz zor. Ben daha önce çalıştım, yalan yok. Peki niye böyle basit bir hareketi biz acaba yapamıyoruz? Dışarıdan baktığınızda aslında çok kolay bir şey. Mahmut Alfa sağlıklı pat 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 böyle yapıyor. Beynimizin önemli bir özelliği var. Alıştığımız hareketleri rutin bilinç dışı devrelerle uzman bir şekilde kaydediyor ve bir daha bize sormadan hareketleri otomatik olarak yapabiliyor. Eğer bisiklet sürüyorsanız, otomobil kullanıyorsanız bunu zaten günlük hayatınızda çok deneyimliyorsunuz. Yüzlerce kilometre yol kat edip arabayı nasıl sürdüğünüzü hiç düşünmeyebilirsiniz bile. Beynimizin uzmanlık alanı budur. Ne kadar kompleks olursa olsun bir takım hareketleri bilincimizi serbest bırakacak bir tarzda ve ustalıkta öğrenmek. Ve onu bize hiç sormadan, bize hiç danışmadan, bizlerken bilincimizi kastediyor. Otomatik pilotta gerçekleştirebilmemizi sağlar. Peki bunun bizim günlük hayatımıza yansıması ne? Oldukça rutin geçen hayatımızı düşünün. Bu hayat içerisinde günde yüzlerce şey yapıyoruz. Ve bunların hemen hemen hiçbir üzerinde düşünmemize gerek yok. Çünkü beynimiz bunları otomatik olarak yapabilecek çok gelişkin devrelere sahip. Peki sonuç ne? Hiç düşünmezsek, beynimizi hiç zorlamazsak, sürprizlerle karşılaşmazsak, beyin devrelerimiz yavaş yavaş kullanılmadıkları için kaybolmaya başlıyor. Bizim beynimizin çok önemli bir özelliği. Ne zaman zorlanıyor? Ancak o zaman gelişiyor. Dolayısıyla eğer böyle nasıldan? Vallahi yapabiliyorum. Basit görülen hareketleri tekrarlayıp öğrenme sürecinde beynimizi zorlamaya başlarsak sadece bu motor hareketler üzerinden beynimize şu mesajı vermiş oluyoruz. Ortada yeni bir sürpriz var. Hadi bakalım bağlantı geliştirelim. Bu sadece bu basit el hareketlerini yapmakla ilgili bir şey değil. Buradan başladığınız zorlama daha sonra zihinsel aktivitenizin birçok fakültesinden birçok bölümüne yansıyarak daha önce göremediğiniz yolları görmeye, daha önce bulamadığınız çözümleri bulmaya zorluyor.